Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte İsviçre çakısı gibi hayatınızı kolaylaştıracak 5 tane uygulamaya bakıyoruz. İlk uygulamamızla başlayalım. İlk uygulamamızın adı Nokta. Nokta uygulaması henüz markete yeni düşen bir uygulama. Boyutu sadece 3 MB. Uygulamanın temel mantığı şu: her gün sürekli baktığımız şeyleri, mesela hava durumu, gazeteler, günlük burçlar gibi şeyleri bizim tek bir uygulamada karşımıza çıkartıyor. En üstte hava durumu var, altında gazeteler, günlük burçlar, TV rehberi, piyasalar var onun hemen altında. Yakında sinemalar da eklenecek buraya. Daha değişik bir sürü yine hayatımıza, işimize yarayacak bilgiler buraya gelecek. Uygulamanın dilerseniz nasıl kullanıldığından bahsedeyim. En üstte hava durumunun olmasını istemiyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradan aynı anda deaktif veya aktif edebiliyorsunuz. Hava durumunu görmek istemiyorsanız buradaki kutucuğa basın. Tamam deyin ve hava durumu artık gözükmesin. Şimdi hava durumunu aşağıya attık, şöyle alalım. Peki siz buradaki sırayı değiştirmek istiyorsunuz. En üstte ben hava durumunu tekrar almak istiyorum. Ya da burçlar en yukarıda olsun. Bunu nasıl değiştireceğim derseniz. Mesela burçlar neredeydi? Buradaydı. Buna basılı tutuyoruz. Şöyle tutup yukarıya bırakıyoruz ve burçlar en üste gelmiş oluyor. Aynı şey burçların içinde de geçerli. Mesela ben Başak burcuyum. Başağı en başa almıştım. Boğa'yı hemen yanına almak istiyorum. Yine buraya geliyorum. Boğa'ya basılı tutuyorum ve yukarıya sallıyorum. Böylece gördüğünüz gibi Başak'ta Boğa benim ana sayfama gelmiş oldu. Bunda işte mesela sevginizin burcuna bakmak istersiniz ya da yükseleniniz de hemen kendi burcunuzun yanında olsun. Girip bakabilirsiniz. Mesela Başak Burcu'na girelim. Başak Burcu'nun bugünkü yorumunu buradan görüyoruz. Gazeteler için şöyle bir şey var. Mesela diğer diyelim. En başta Hürriyet varmış. Şöyle girelim Hürriyet'e. Hürriyet'teki haberleri sizin karşınıza getiriyor. Bunları RSS'ten çekiyor arkadaşlar. Yani siz haberin tamamını okumak istiyorsanız kaynağı görüntüleyip Hürriyet'in sayfasına gitmeniz lazım. Buradan tamamını çektirmek de mümkündü. Ancak bu yasa dışı bir şey olduğu için çektirilmemiş. Ancak bazı gazetelerin RSS'i düzgün çalıştığı için tamamın aktarımı buraya olabiliyor. Bu arada uygulamayı biz geliştirdik arkadaşlar. İndirip 5 yıldız verirseniz bizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Daha yeni bir uygulama. Tamamen hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir şey olmasını istedik. Gördüğünüz gibi tasarım olarak da hiçbir şekilde yormuyor. Mesela TV rehberi var burada. Girelim. İşte Star TV'deki bugünkü yayın akışını görebiliyoruz. Dilersek şuradan kanalları da değiştirebiliyoruz. Şöyle bir şey var millet, onu da göstereyim size. Uygulama şu anda geliştirilme aşamasında, yani yayınladık uygulamayı ama geliştirilmesi devam ediyor. Sizin de eğer bir isteğiniz, öneriniz varsa iletişim bilgileri var burada, geri bildirim kısmı. Oradan rahat bir şekilde geri bildirim gönderebilirsiniz. Hiç çekinmeden geri bildirimlerinizi de bekliyoruz. Dediğim gibi 5 yıldız verirseniz de bizleri mutlu etmiş olursunuz. Şu an için sadece Android platformunda var. Az önce bahsettiğim gibi geliştirme aşaması devam ediyor. Çok yakın sürede de iOS platformu içinde çıkışını gerçekleştirecek. Dilerseniz diğer uygulamamıza geçelim. Şundan bir çıkayım. Diğer uygulamamızın adı Skyscanner uygulaması. Uçakla çok fazla seyahat ediyorsanız ve ucuz uçak bileti bulmakta zorlanıyorsanız Skyscanner aslında tam size göre. Şimdi mesela İzmir'den kalkacağız. Diyelim ki nereye gidelim? Berlin'e gidecek olalım. Buraya Berlin yazıyoruz. Şimdi Berlin'deki hava limanlarını karşımıza çıkarttı. Herhangi birisi diyelim. Kalkış tarihimizi belirliyoruz. Mesela 31 Temmuz Cuma günü çıkalım ve dönüşümüz de bir sonraki hafta Cuma günü olsun. Şimdi eğer tek yön gideceksek, yani sadece gideceksek ve geriye dönmeyeceksek buradan tek yön seçeneği seçiyoruz. Ancak biz gidiş dönüş bakıyoruz. İzmir'den gideceğiz Berlin'e. Uçuş tarihlerimizi ayarladık. Daha fazla seçenekte de kaç kişi olduğumuzu ayarlayabiliyoruz ya da yalnızca aktarmasız uçuşları göster diyebiliyoruz. Biz bütün uçuşları görelim. Ara dediğimiz zaman o tarihlerdeki en uygun fiyatlı uçak biletinden en pahalısına doğru sıralıyor. Gördüğünüz gibi en ucuzu şu an 834 liraymış. Saat 5'te kalkıyor sabah İzmir'den. Bir tane aktarma yapıyor ve onu 10 geçe de varmış oluyor. Şöyle aktarma yerini de görüyoruz. İzmir'den İstanbul'a aktarıyor. İstanbul'dan da direkt Almanya'ya gidiyor. Geriye gelelim. Ondan sonra bir pahalı olan 854 liraymış. Bakalım aktarmasız olursa ne kadar fiyat çıkaracak. Aktarmasızlarda da mesela 1062 liralık bir fiyat çıkardı. Direkt İzmir'den Almanya'ya gitmek istiyorsanız bunu almanız lazım. Şu an o tarihlerdeki en uygun fiyat buymuş. Diyelim ki bu uçuşu takip etmek istiyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir dürbün var. İzlenenlere ekliyor.
fiyat uyarısı oluşturmak ister misiniz diyor. Bu da şu demek, bir fiyatta değişiklik olursa, mesela 800 lira dedik ama bunun fiyatı arttı. O zaman size bildirelim mi diyor ya da düştü. İşte bu bilgilerin size ulaşmasını istiyorsanız burada oluştur diyorsunuz. Şimdilik oluşturmayalım. Oluşturduğumuz fiyat bildirimlerini de şuradan izleniyor kısmından görebiliyoruz. Skyscanner'ın aslında mantığı çok basit. Tamamen hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha ucuz, daha uygun fiyatlı uçak bileti almaya yönelik yapılmış bir uygulama. Bütün platformlarda var. iOS, Android ve Windows Phone'da ve bedava. Şimdi diğer uygulamamıza geçme zamanı geldi. Diğer uygulamamızı açıyorum. Google'ın çıkarmış olduğu Keep uygulaması. Google Keep uygulamasını aslında hani herkes duymuştur ucundan bucağından. Kullanmayanlar da vardır belki. O kullanmayan arkadaşlarımız için yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Çok basit bir mantığı var. Sadece not tutmaya yarıyor ve bu notlarınızı bilgisayardan da görebiliyorsunuz. Android telefonunuzdan da görebiliyorsunuz ya da Chrome'u kurduğunuz bir eklenti üzerinden de görebiliyorsunuz. Diyelim ki markete gideceksiniz. Buraya bir alışveriş listesi yapabilirsiniz. Ben bir tane denemelik yaptım. İşte domates alacağım, patates alacağım ve hıyar alacağım diye not almışım buraya. Diyelim markette dolaşıyorsunuz, domatesi aldınız. Buraya işareti koyuyorsunuz ve aşağıya düşüyor. Hıyarı da aldınız, işareti koydunuz ve aşağıya düşüyor. Güzel özelliklerinden birisi şu, görsellerle birlikte not tutabiliyorsunuz. Mesela hıyarı unutmamak için şöyle bir fotoğraf çektim ya da domates için. Dediğim gibi görsellerle destekleyebiliyorsunuz bunu. Dilerseniz tuttuğunuz notun rengini değiştirebiliyorsunuz. Hani mesela market alışverişlerinin rengini kırmızı yaparsınız. Başka unutmamanız gereken şeylerin rengini farklı renge alabilirsiniz. Burada çeşitli renk seçenekleri var. Bu senkronize çalışıyor bilgisayar ortamındakiyle. Burada yaptığım değişiklik anında bilgisayara da yansıyor. Dilerseniz bu kısımdan notu birileriyle paylaşabiliyorsunuz. Onun dışında şurada fotoğraf ekleme bölümü var. Ya fotoğraf çekebiliyorsunuz ya da galerinizden bir resim seçiyorsunuz. Şurada da notu arşive alıyor. Arşivdekiler silinmiyor, merak etmeyin. Arşivlenmiş arşivler bölümünde görülebiliyor. Şurada arşiv bölümüne girdiğimiz zaman direkt olarak göreceğiz. Şöyle bir güzel özelliği var benim hoşuma giden. Size tuttuğunuz notu hatırlatıyor. Mesela siz bir alışveriş merkezine gittiniz, orada yapmanız gereken bir şey vardı. Sizin yerinizi belirliyor ve oraya girdiğiniz anda size o notu hatırlatıyor. Şu alt tarafta bana hatırlat seçeneği var. Konum hatırlatıcıyı kullanarak gideceğiniz yerin konumunu seçerek bu hatırlatıcıyı aktif edebilirsiniz. Google Keep sadece Android'de olan bir uygulama. Eksik birkaç yönü var. Bence şöyle hani kalemle de not tutulabilse iyi olurdu. Varsa da ben bulamadım. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorum kısmına yazsınlar. Ancak ben yok diye biliyorum. Onun dışında bu uygulama hakkında çok da söylemeyecek bir şey yok. Tamamen böyle hani sonra hatırlayayım diye tutmanız gereken notları telefonunuza tutmanıza ve bunu online bir ortamda saklamanıza sağlıyor. Gmail hesabınıza giriş yapıyorsunuz ki Google'ın uygulaması olduğu için bu da kaçınılmaz bir son. Diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızın adı ShakeLock. Bu da üşengeçler için, on-off düğmesine basmayı üşenen arkadaşlar için bulunmaz bir nimet aslında. Adı üstünde program. Telefonu salladığınız zaman kilit ekranı devreye giriyor. İsterseniz titreşimi açabiliyorsunuz. Şuradan deaktif veya aktif yapabiliyorsunuz. Şu an aktif değil. Yani sallasam da bir şey olmuyor telefonu. Şimdi aktif yapalım. Etkinleştiriyoruz. Bir deneme yapmadan önce şuradaki özelliklerini de söyleyeyim. İşte titreşimi aktif et. Telefon çalarken kilitlemeyi engelle seçeneği var. Ayrıca önemli olan buradaki seçeneklerden Choose Sensitivity var. Yani bu sensitivity hassasiyet. 1'de ise çok minik bir sallanmada bile kapanıyor. 10'daysa da bayağı sağlam sallamanız lazım telefonun kilidi kapanması için. Şimdi aktif ettik. Şöyle telefonumuzu sallayalım ve gördüğünüz gibi kilit ekranımız aktif olmuş oldu. Bazı arkadaşlar şeyi sormuşlar bununla ilgili. Sallayınca açılsın falan filan demişler. O biraz mantıksız olur. Sonuçta cep telefonumuzu cebimize taşıyoruz. Ve cebimizde de yürüdüğümüz zaman o telefon her daim sallanıyor. O yüzden sallanarak açılan eklenmemiş olması bana mantıklı geldi. Dediğim gibi kilidi şöyle yapmak yerine hani telefonda işiniz bittikten sonra şöyle kapatmak istiyorsanız ShakeLock uygulaması sizin için uygun. Sadece Android'de bulunuyor ve ücretsiz bir uygulama. Şimdi dilerseniz son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamız LetGo. LetGo bir ikinci el alışveriş uygulaması arkadaşlar. Mantığı şu şekilde. Hani girip de diğer alışveriş, ikinci el alışveriş sitelerindeki gibi işte İzmir'e bakayım, İzmir'den kendi semtimi bulayım, kendi semtimden mahalleme bakayım vesaire gibi şeylerle uğraştırmıyor sizi. Uygulama sizin konumunuzu buluyor ve sizin konumuza yakın yerlerdeki satışları size gösteriyor.
Şimdi şöyle yapalım. Kategoriler kısmı var. Elektronik bir şeyler alacağız diyelim. Geliyoruz. Elektronik kategorisini gösteriyor. Şöyle refreshleyelim bakalım. Aynen. Mesela benim 0,0 kilometre yakınımda, yani bana çok yakın bir yerde Apple'ın şarj aparatı satılıyormuş. Alt tarafta ufak bir açıklama kısmı var. Fiyatı da yazıyor burada. Dediğim gibi benim şu an bulunduğum konuma çok yakın. Dilersem satıcı şu bir soru sor seçeneğinden soru sorabiliyorum. Onun yanında bir teklif yaptan da istediğiniz teklifi yapabiliyorsunuz. Satıcı da ona göre size tamam diyor veya ben o fiyata satamam diyor. Üst tarafta paylaşma seçeneği var. Bunu gönderebiliyorsunuz arkadaşlarınıza veya sevdiyseniz follow atmak istiyorsanız buradan kalbe tıklayabiliyorsunuz. Siz satmak istiyorsanız eğer o kısmı da göstereyim, çok kolay olmuş. Mesela ne satalım? Şu 50 kuruşu satalım diyelim. Hani bunun bir ürün olduğunu varsayın. Buradan fotoğraftan fotoğrafını çekiyoruz ya da galeriden fotoğraf ekleyebiliyoruz. Şöyle çekelim. Tamam diyoruz. Ne satıyorsun diyor. Buraya iPhone satıyorsanız iPhone ya da bilgisayarınızın bir parçasını satıyorsanız onu yazıyorsunuz buraya. Biz de para satıyoruz. Ürün hakkında kısa açıklama yazıyoruz. En fazla 256 karakter destekliyor. Burada fiyatını belirliyoruz ve alt tarafta da kategorisini seçiyoruz. Hangi kategoride ise sattığınız ürün. Onun dışında dilerseniz de bu seçenekte ürünümü Facebook'ta paylaş seçeneğiyle de Facebook'ta da paylaşmış oluyorsunuz. Güzel bir uygulama olmuş. Hani deli gibi başka şehirlerden arayacağınızda size en yakın olan sonuçları gösteriyor. Mesela ne arıyorsun diyor. PlayStation 4. Bana en yakın nerede satılıyormuş bakalım. Tabii bu uygulamaya da girmiş olması lazım. Evet, arama sonuçları birazcık saçmaladı burada. PlayStation 4 dışında bana her şeyi gösterdi. Evet, bir tane çıktı. PS4 2 kol 4 oyun diyor. Benim ne kadar uzağımdaymış bakayım. Benden 5 kilometre uzaklıktaymış. Bir soru sorudan satıcıyla direkt iletişime geçerek bu ürünü almak istiyorsam onunla konuşuyorum, anlaşıyorum. Satın almak istiyorsam da gidip alıyorum. Şuradan da haritaya tıklayarak adamın ortalama nerelerde olabileceğini bize söylüyor. Buralarda bir yerdeymiş. Dilersem gidip bu PlayStation'ı direkt alabilirim. Benim 5 kilometre ötemdeki birinden. Unutmadan söyleyeyim, Let's Go uygulaması iOS ve Android için ücretsiz durumda bulunuyor. Bu videomuzda sizlere 5 tane hayat kolaylaştırıcı uygulama anlatmaya çalıştım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com üzerinden de takipte kalın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.